Arkadaşlar merhaba. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz ardışık sayılar. Ardışık sayı dediğimiz zaman sadece işte 0, 1, 2, 3, 4 diye başlayıp devam eden sayılar aklımıza gelmemeli. Ardışık dediğimiz şey arkadaşlar belli bir kurala göre art arda gelen sayılara biz ardışık sayılar diyoruz. Mesela arkadaşlar ardışık tek sayılar dediğimiz şey 1, 3, 5 diye başlayıp devam eden. Ardışık çift sayı dediğimiz şey 0, 2, 4, 6 diye başlayıp devam eden. 7 ile tam bölünebilen ardışık sayı dediğimiz zaman işte 7, 14, 21. Arkadaşlar bir de bu ifadelerde kaç tane terimin olduğu ve bulunan terimlerin toplamının nasıl yapılacağını gösterelim. Mesela şurada bir örnek yazmışım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5'e kadar olan sayılar. Mesela bu bir aritmetik dizi ve bu aritmetik dizideki terim sayısını bulmak için arkadaşlar son terim diyoruz. Mesela 5. Eksi ilk terim diyoruz. İlk terimimiz de 1 arkadaşlar. Bölü ortak fark diyoruz. Ortak fark dediğimizde iki terim arasındaki farktan bahsediyoruz arkadaşlar. O da 1 gördüğünüz gibi. Artı 1 arkadaşlar. 5'ten 1 çıktığı zaman 4 bölü 1 4 artı 1 daha 5 arkadaşlar. Şurada gördüğümüz ifadenin terim sayısı 5. Gerçekten de görüyoruz 5 arkadaşlar. Bir de şuradaki terimlerin toplamına bakalım arkadaşlar. Onu da formülle yapalım. Terim sayısı diyor. Terim sayısını bulmuştuk zaten. 5 çarpı son terim dediği şey 5 artı ilk terim dediği şey 1 bölü bir de 2 var arkadaşlar. 5 artı 1 daha 6 bölü 2 daha 3. 5 çarpı 3 eşittir 15 arkadaşlar. Yani buradaki terimlerin toplamını 15 bulduk arkadaşlar. Bakalım doğru mu? 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10, 5 daha 15 arkadaşlar. Arkadaşlar genel formül bu. Ama bunun dışında işte birden başlayıp sonsuza giden sayıların toplamının ayrı bir formülü var. N çarpı N artı 1 bölü 2. Çift sayıların ayrı bir formülü var. N çarpı N artı 1. Tek sayıların ayrı bir formülü var arkadaşlar. N kare diye. Ama bunların hiçbirini ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. O bahsettiğimiz iki tane genel formülden bunların hepsi çıkıyor zaten. Şimdi gelelim bir önceki dersimizde bu sayı kümelerini falan görmüştük arkadaşlar. Bunları bir daha hatırlamakta fayda var. Çünkü cidden bunlar çok önemli. Mesela sorularda hepimizin karşısına çıkıyor illaki arkadaşlar. A elemandır işte Z artı gibi bir şey. A elemandır N artı gibi bir şey. Bunların ne anlama geldiğini iyi bilmek lazım arkadaşlar. N dediğimiz şey doğal sayılar kümesiydi. N artı dediğimiz şey sayma sayılar kümesi. Z dediğimiz şey tam sayılar kümesi. Z artı dediğimiz şey pozitif tam sayılar kümesi. Z eksi dediğimiz şey negatif tam sayılar kümesi. Q dediğimiz şey rasyonel sayılar kümesi. Q üssü dediğimiz şey irrasyonel sayılar kümesi. R dediğimiz şey zaten bunların hepsini kapsıyordu arkadaşlar. Doğal sayılar neydi arkadaşlar? 0, 1, 2, 3 diye başlayıp devam ediyordu. Sayma sayısı dediğimiz şey arkadaşlar birden başlıyordu. 2, 3 diye devam ediyordu. Tam sayı kümesi dediğimiz şey arkadaşlar eksi sonsuzdan başlayıp artı sonsuza gidiyordu. Mesela eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 diye. Pozitif tam sayı kümesi dediğimiz arkadaşlar 1, 2, 3 diye başlayıp devam ediyordu. Negatif tam sayılar dediğimiz şey ise arkadaşlar eksi 1, eksi 2, eksi 3 bu şekilde devam ediyordu. Yani sıfırın sağındakiler pozitif tam sayı, sıfırın solundakiler negatif tam sayıydı arkadaşlar. Rasyonel sayı kümesi dediğimiz şey ise arkadaşlar A bölü B şeklinde yazılabilen sayılardı. A ve B tam sayı olacaktı ve şu A bölü B'deki B kesinlikle sıfıra eşit olmayacaktı arkadaşlar. İrrasyonel sayı dediğimiz şey ise rasyonel olmayan sayılara biz irrasyonel sayı demiştik. Orada pi örnek gösterelim mesela. Bir önceki dersimizde zaten aynı örneği göstermiştik. 3,14 diye başlar ve devam eder. Herhangi bir yerde devretmediği ve son bulmadığı için biz buna irrasyonel sayı diyoruz arkadaşlar. Reel sayı dediğimiz şey ise buradaki bütün kümeleri kapsayan geniş bir kümeydi. Geçiyoruz burayı da. Çözümleme dediğimiz şey ne peki arkadaşlar? Çözümleme bir doğal sayının rakamlarının her birinin bulunduğu yere basamak, rakamlarının bulundukları basamaklara göre aldığı değerleri ise basamak değeri diyoruz. Bir örnek vermişiz. Mesela 4085 arkadaşlar. 5 dediğimiz şey birler basamağı. 5 çarpı 1 diye ifade ediliyor. 8 dediğimiz şey onlar basamağı. 8 çarpı 10 diye ifade ediliyor.
0 dediğimiz şey arkadaşlar 0 çarpı 100, yüzler basamağı. 4 dediğimiz şey arkadaşlar binler basamağı, 4 çarpı 1000 şeklinde ifade ediliyor. Çözümlemesinde şu şekil yapıyoruz arkadaşlar. 4 binler basamağı olduğu için 4 çarpı 1000 diyoruz. 0 yüzler basamağı olduğu için 0 çarpı 100 diyoruz. 8 onlar basamağı olduğu için 8 çarpı 10 diyoruz. 5 birler basamağı olduğu için 5 çarpı 1 diyoruz arkadaşlar. Çözümlemede de pek bir şey yok. Burayı da geçelim. Sorumuza bakalım şimdi. A ve B rakam olmak üzere demiş. A bölü B eşittir 2 bölü 3. Şartına uyan AB iki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Arkadaşlar ifademizi aşağı yazalım. A bölü B eşittir 2 bölü 3 diyor. Burada yapmamız gereken şey arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapıyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 3A eşittir 2B şeklinde dönüşüyor arkadaşlar. Burada A ile B öyle değerler vereceğiz ki A'nın 3 katıyla B'nin 2 katı birbirine eşit olsun arkadaşlar. Mesela A'ya 2 dediğimiz zaman 3 kere 2 6, B'ye de 3 demek zorundayız arkadaşlar. Çünkü 3 kere 2 6, 2 kere 3 6 arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar 3 verdiğimiz zaman 9 sağlamıyor. 4 verdiğimiz zaman 3 kere 4 12. Buranın da 12 olması için B'ye 6 değerini veriyoruz arkadaşlar. 4 verdik. 5 verdiğimiz zaman sağlamıyor. 6 verelim arkadaşlar. 3 kere 6 18. 2B'nin 18 olabilmesi için buranın da 9 olması lazım. Zaten A'ya herhangi başka bir şey veremeyiz. Çünkü B rakam olmaktan çıkar. Bize burada söylediği şey A ve B'nin birer rakam olduğu arkadaşlar. Yani bu şartı sağlayan A sayıları arkadaşlar 23, 46, 69. Bunların toplamını istemiş arkadaşlar. 3, 6 daha 9, 9 daha 18. Elde var 1, 6, 7, 13. Bu şarta uyan A ve 2 basamaklı doğal sayıların toplamı arkadaşlar 138. Geçiyoruz bu soruyu da. Şu soruya bakalım arkadaşlar. A, B ve B, A 2 basamaklı doğal sayılardır demiş. A, B eksi B, A bölü A, B artı B, A eşittir 9 bölü 44 olduğuna göre A çarpı B'nin çarpımı kaçtır diye soruyor bize. Yazalım arkadaşlar. Mesela çözümlemede görmüştük arkadaşlar. Şurası birler basamağı, şurası onlar basamağıydı. Yani şurada 10 tane A artı bir tane B var arkadaşlar. 10 A artı B. Eksi arkadaşlar. Şurada 10 tane B, bir tane de A var arkadaşlar. 10 B. Eksiyi dağıttığımız zaman o da eksi A şeklinde dönüşüyor. Bölü. Aşağıda 10 A artı B var gene. Artı 10 tane B, bir tane A var arkadaşlar. 10 B artı A. Eşitmiş neye? 9 bölü 44. Arkadaşlar 10 tane A burada var. Bir tane A çıkardığımız zaman 9 A. 10 tane B'den bir tane B çıktığı zaman eksi 9 B bölü 10 A, bir A daha 11 A. Artı 10 B, bir B daha 11 ve arkadaşlar 9 bölü 44'e eşitmiş. Üst tarafı 9 parantezine, alt tarafı da 11 parantezine alalım arkadaşlar. 9 parantezinde A eksi B bölü, aşağıda 11 parantezine alıyorduk. A artı B arkadaşlar 9 bölü 44. Arkadaşlar parantez dediğimiz şey şunu dağıtıyoruz arkadaşlar. Dağıttığımız zaman gene 9A eksi 9B şeklinde dönüşüyor. Sadeleştirme yapalım arkadaşlar. Şu 9 ile şu 9 gitti. Şurada 1 kaldı. 11 ile 44'ü sadeleştiğimiz zaman 4 kaldı. Yani ifademiz neye dönüştü arkadaşlar? A eksi B bölü A artı B eşittir 1 bölü 4 oldu arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 4A eksi 4B eşittir A artı B'ye dönüşüyor. Şu A'yı şu tarafa atalım arkadaşlar. 4A'dan bir tane A çıktı. 3A eşittir şu B'yi de şu tarafa atalım arkadaşlar. Eksi artı diye geçer. 4B, bir B daha. 5B yapar arkadaşlar. Burada A'nın alacağı ifade 5 olur arkadaşlar. B'nin alacağı ifade 3 olur. Çünkü 3 kere 5 15, 5 kere 3 15 birbirini sağlıyor.
A ve B çarpımı kaçtır diye soruyor. A eşittir 5, B eşittir 3. 5 çarpı 3'ten arkadaşlar 15 değerini verir bize. Burayı da geçiyorum. Bu soruya bakalım şimdi. İki basamaklı AB doğal sayısı ile iki basamaklı BA doğal sayısının farkı A artı B toplamına eşittir. Buna göre AB sayısının rakamları toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. İki basamaklı AB doğal sayısı ile iki basamaklı BA doğal sayısının farkı. Arkadaşlar bu iki basamaklı AB doğal sayısını çözümlediğimiz zaman 10A bir tane de B var. 10A artı B diyoruz. Fark dediği için arkadaşlar eksi. Şu da 10B artı A olur. 10B. Eksiği dağıttığımız zaman eksi A'ya dönüşür. Farkı eşittir A artı B toplamına. A artı B arkadaşlar. 10A'dan bir tane A çıktı. 9A. Eksi 10B'den bir tane B topladığımız zaman eksi 9B eşittir A artı B oluyor. Şu A'yı şu tarafa atalım arkadaşlar. Artıdır eksi diye geçer. 9A'dan bir tane A çıkar 8A. Şu B'yi de bu tarafa atalım arkadaşlar. Eksidir artı diye geçer. O da eşittir 10B. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 2'ye bölelim her tarafı. 4A eşittir 5B olur arkadaşlar. Şurada A dediğimiz şey 5 olur. B dediğimiz şey 4 olur. Çünkü 4 kere 5 20, 5 kere 4 20 birbirini sağlıyor. Buna göre AB sayısının rakamları toplamı kaçtır? AB sayısı burada ne oluyor arkadaşlar? 54 rakamlarının toplamı 5 artı 4 eşittir 9 olur arkadaşlar. Bugünkü dersimizi de burada bitiriyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.